Günaydın efendim. Günaydın. Bora kalkmadı mı daha? Yok, uyuyor hala. Buyurun efendim. Efendim. Alo. Günaydın. Sana da. Sana geliyorum. Yoldayım. Vaktim varsa konuşalım mı biraz? Terlan orada mısın? Evden çıkıyorum şimdi. Programa yetişmem lazım. O adam bir anda girdi hayatımıza. Nişanlı mı, kafasını karıştırdı. Ondan önce her şey yolundaydı. İlişkiler önemli basamaklara çıkarken illaki onları kıskanan, onların mutlu olmasına katlanamayan kötü birileri çıkar karşınıza. Ama siz korkmayın. Eğer ki ilişkiniz sağlam temeller üzerine kurulmuşsa kimse onu kolay kolay yıkamaz. Bunu nasıl da içerlemiş, kıyamam. Bu konuk da tam gelecek zamanı. Hayırdır, kime söyleniyorsun sabah sabah? Yok abicim, ben öyle kendi kendime konuşuyorum ya, bir şey yok. Buradan nişanlınıza seslenmek istiyorum. Emel Hanım, eminim siz de nişanlınızı kırdığınız için pişmansınızdır. Bazı hataların telafisi zor olur. Benden size naçizane bir tavsiye. İlk olarak özür dilemekle başlayın. Belki kendinizi kolay kolay affettiremeyeceksiniz. Çünkü Ahmet Bey'i epey üzmüşsünüz. Bu yüzden özür dilerken bütün samimiyetinizi ona gösterin. Gösterin ki Ahmet Bey de sizi gerçekten affedebilsin. Ona sizi affetmesi için tutunacağı bir neden verin. Taylan böyle Naz'a televizyondan gönderme yapıyorsa çok ayıp yalnız. Aa abicim, hiç alakası yok. Hem öyle bile olsa biraz anlayış göstersen de. Taylancığım da çok kırılmış belli. Hem seven erkek kıskanır. Taylan da kötü niyetle söylemiyor ki hiçbirini. Ne olursa olsun her şeyin bir yolu yordam var. Abicim bak, Taylan o sözleri adamın nişanlısına söylüyor. Naz'la hiç alakası yok yani. Nerede benim telefonum? Yarın akşamın menüsü. Sen de bir bak, onaylayalım bunu. Bence tamam. Değil mi? Bu arada çocuklarla konuştum ben. Yarışmaya katılıyormuşuz. Ay kusura bakma. Sana söylemeyi unuttum. O kadar çok şey üst üste geldi ki Şemnem ya. Yok kuzum, olur mu öyle şey? Ondan demiyorum. Ya şey düşündüm. Şimdi bu Arda Türkmen de güzel geçti ya. Üzerine bir de biz bu yarışmayı kazanırsak seninle bir zafer turuna çıkar mıyız kız? Ya merak etme. Bak Taylan birazcık sakinleşsin. Konuşup halledersiniz yani. Canını boşuna sıkıyorsun. Çok kırıldı ama bu sefer. Efendim ana? Hah Naz. Hayatım, hemen Taylan'ın programını aç. Bir şey mi oldu? Şimdi dikkatlice izle, sonra konuşuruz. Olur mu tatlım? Ne oluyor? Annenizi çocukken kaybettiğinizi söylemiştiniz. Doğru. Babam da başka biriyle evlendi. Sonrası da klasik. Üvey anne hikayesi. Tabii. Siz de haklı olarak Emel Hanım'la bir aile kurmak istediniz. Yaşayamadıklarınızı onunla yaşamak istediniz. Ama işte araya giren o parazitler. Sizin ilişkiniz için ne kadar emek verdiğinizi aldırmadan bir anda ortaya çıkarlar. Her şeyi mahvetmeye çalışırlar. Halbuki siz Ahmet Bey, Emel Hanım'la bir aile olmak için adım adım ilerlemiş, onu mutlu edebilmek için elinizden geleni yapmış ve hatta gerektiği yerde büyük fedakarlıklardan kaçınmamışsınız. Yani tesadüfe bak gerçekten ya. Taylan'ın bugünkü konuğu da üçüncü kişi mağduru. Ne kadar manidar değil mi? Allah aşkına Naz, şunu izlemeyelim ver. Şimdi buradan bunları yaşayanlara seslenmek istiyorum. Eğer ki hayatınıza böyle kafa karıştırmaya çalışan üçüncü şahıslar girmeye çalışırsa geriye dönüp partnerinize verdiğiniz sözleri hatırlayın. Çünkü söz vermek karşı tarafı umutlandırmaktır. Bir anlık heves uğruna sözünüzü tutamayacak olursanız geride bıraktığınızın umutlarının nasıl yerle bir olacağını düşünün. Çünkü bırakıp gitmek kolaydır. Zor olan aile olmak. Ben de bir masa düzenine bakayım. Tamam canım, tamam. Ben çıkıyorum.
Alona Hanım, dekorasyon için biri geldi. Tamam, geliyorum hemen. Merhabalar, Naz ben. Merhabalar Naz Hanım, İdil ben de. Memnun oldum. Siz Şebnem Hanım'la mı görüşmüştünüz? Benim dekorasyon değişikliğinden haberim yok. Bir yanlış anlaşılma var sanırım. Taylan Bey göndermişti bugün için beni görüşmeye. Taylan Bey derken? Evet. Bugün için görüşme, tekrardan çek ettim. Ne hakkında görüşecektik tam olarak? Pardon ya, ben sizin de haberiniz var sanıyordum. Ne konuda? Keşke benden duymuş olmasaydınız. Ama bugün yeni evinizin dekorasyonu için konuşacaktık. Yeni evimiz derken? Taylan Bey'le evlendikten sonra oturacağınız ev için. Yani ben pot kırmasaydım sanırım bugün size bir sürpriz yapacaktı. Taylan ev mi almış? Evet. Öyle heyecanlıydı ki bana evi gösterirken görmeniz lazım. Her odası için tek tek hayallerini anlattı. Tam zamanında. Alo? Teşekkür ederim Taylan Bey, iyiyim. Evet, ben geldim ama toplantının iptaliyle ilgili bir bilgi gelmedi bana. Yok, hayır. Asistanınız aramadı. Tamam, hiç önemli değil. Pardon, ben bir telefonunuzu alabilir miyim acaba? Tabii. Alo, Taylan? Şurayı kış bahçesine dönüştürelim diyordum. İçine böyle senin rahatça çalışabileceğin bir mutfak yaptırmayı planlıyordum. Sen istediğin zaman atölyeler düzenle diye. Taylan. Bu camın önünü böyle boydan boya rengarenk menekşelerle döşeyelim diyordum. Sen hepsiyle tek tek ilgilen. Her gün büyüsün onlar. Tıpkı bizim aşkımız gibi. Böyle bütün evi tamamen senin zevkine göre döşemek istiyordum. Bütün eşyaları, mobilyaları, her şeyi sen seç. Böyle şöminenin başında oturalım, uzun uzun sohbet edelim istiyordum. Bir bakmışız sabah olmuş. Sen diyorsun ki, Taylan uykum geldi. Taylan konuşalım mı biraz? Gelmişken de yer odaları da göstereyim. Bak! Burası da çocuk odası olur diye düşündüm. Şuraya bak ne kadar ferah. Aa! Ben çok küçükken kaybettim annemi babamı. Şu hayatta sen ve Bora'dan başka kimsem kalmadı. O yüzden en büyük hayalim de aile olabilmek. Kocaman bir aile. Biz çok mutlu olabilirdik. Ama belli ki sadece benmişim öyle hisseden. Hayır, gerçekten öyle değil. Yavaş yavaş benden uzaklaşıyorsun. Görmüyor musun ne hale geldik? İlişkimiz için bir şeyler yapmaya çalıştıkça sanki seni bir şeylere zorluyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Asla, sakın böyle düşünme. Naz, eğer benimle evlenmek istemiyorsan lütfen bunu bana açık açık söyle. Lütfen. Öyle bir şey yok Taylan, biz bir karar aldık seninle. Ama sanki ben senin hayatında yokmuşum gibi hissediyorum kendimi. Önceliğin hep restoranı. Öyle değil. Öyle. Ben ikinci sıradayım. Sen benim kalbimin en derinindesin. Sen benim ailemsin. Ve ben ailemi ikinci kez kaybetmek istemiyorum. Sensiz nefes alamıyorum. Beni nefessiz bırakma. Olur mu? Artık gidelim. Gel seni restorana bırakayım. Olur mu? yok, ben yürüyeceğim biraz.
Görüşürüz. Sen ve Bora'dan başka kimsem kalmadı. O yüzden en büyük hayalim de aile olabilmek. Kocaman bir aile. Biz çok mutlu olabilirdik. Ama belli ki sadece benmişim öyle hisseden. Efendim. Nazlıcığım, neredesin sen? Bir konuşmamız lazım. Dışarıdayım şimdi, sarı gazoza gidiyorum. Niye? Bir şey mi oldu? Anlatırım sonra. Peki, tamam. Sen ne diyecektin? Ya gelince konuşuruz ya, tamam. Öpüyorum seni. Neredeymiş? Nasıl geçti efendim? Beklediğimden iyi. Hatta çok iyi. Efendim çok zekisiniz. Vallahi zekanıza hayranım. O için ver meselesini iptal etmemeniz o kadar doğru bir karar oldu ki. Müzik.